Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün halkın sorunlarını yerel idarelerine genel yapılmış olan muhtarlar bir aracılığıyla Kayseri'li Tomarz ilçesi Avşar Obası Mahallesi Muhtarı Ahmet Temel ile kamuoyuna duyuracağız. Öncelikle muhtarlarınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun efendim. Muhtarım, burası daha önce belediyelik miydi efendim? Belediyelik. Kaç yıl belediyelik? 20 yıl. 20 yıl belediyelik yapıldı. Evet Sayın İzleyiciler, buraya gelmeden önce halk dedi ki Allah razı olsun Ahmet Temel muhtarımız 20 yıl belediye başkanlarının yapamadığı altyapı kanalizasyonu yaptırdı. Keşke daha önceden belediye başkanı seçseydik dediler. Kasaba halkına Allah razı olsun dediler. Ben de kasaba halkından memnunum. Teşekkür ederim herkese. Bağırışıyorlar zaten caminin dibinde. Evet. Hakkını yemişsin, belediye başkanı olacak bir insan mısın diye. Evet. Bak, evet. Halı sahamız yok burada. Çocuklarımız bayağı kalabalık. Evet. Söz veriyorlar yaparık diye. O belediye sarayının önünde güzelce bir arsa var. Yer var güzel evet. Yer oraya. Arkasında da var. Evet. Hep oraya araçları koymuşlar. Oraya bak, ön tarafına güzel bir halı saha yapsa çocuklarımız gider orada eğlenir. Evet. Kamana bile, Pınarbaşı'nın Kamana bile yapıyor. Bunu ben Tomarza Belediyesi'ne bildirdim. Evet. Haseki bizleri topladı mıhtarları. Bunu evet. Alıyorsan bak. Evet. Dedi ki yemek verdi. Kumalı'da. Evet. Sarız'ın, Tomarza'nın mıhtarları. Mıhtarların dedi bir arzu istihar varsa dile getirsin. Evet. Bahrettin Işık da orada. Ben yazdım. Pazar yerine bir tuvalet yapılması gerekir. Evet. Halı sahamız yok. Evet. Yoğun salonunun üzeri çatı yok efendim. Evet. Her şeyimizi yerine getirecek dediler. Geldik hiç aldırış yok. Beni bakanlık aradı. Evet. Bakanlık. Bahrettin Işık'tan memnun musun? Bakanlıktan arıyorum dedi, evet. Sormadım. Hayır dedim, bu da dini öyle hiç memnun değilim. Evet. Bahrettin Işık dedim, bir tuvaleti yaptıramıyorum. Bir parke taşı döşedemiyorum. Evet. Pazar yeri çamur oluyor ya. Evet. Pazar yerine parke döşenmez mi? Kanalizasyon falan yok orada. Döşenir mutlaka. Millet vatandaş çamura mı basın? Tamam dediler, iki gün sonra bir baktım. Tomarza'dan gelmişler, telefon etti, vardım. Evet. Sen bizi bakanlığa şikayet ederim dedim. Evet. Zafer tecrübe olarak. Hizmetin, ben... hizmetin mutlaka yani istenmeden evet. Aslında belediye başkanlarımız yani ilgili görevliyi göndererek hangi mahalleye dönüşen burası beldeydi. Buraya öncelik verilmesi öncelik lazım. Öncelik vermeler lazım. Nüfus fazla burada çünkü. Doğru mu efendim? Evet, artı muhtar arkadaşımız Ahmet Temel kaç yıl yurt dışında kaldınız Almanya'da? 36 yıl. 36 yıl Almanya'da çalıştı, emekli oldu, geldi. Memleketine yerleşti. Bir de baktı ki Almanya ile Türkiye arasındaki memleketinin ne kadar uçurum var? Çok var. 100 yıl geriyiz. 100 yıl mı geriyiz? Vallahi 100 yıl geri. Evet. Ne bak. Olmalı mesela şimdi yaşadığımız burada? Mahallemizde. Altyapım yok. Yaptırdın onu işte çok tamam, şükür. Tamam yaptırıyor yani. Evet. İşte önceden yapılmalıydı evet. Almanya'da öyle bir şey yok ki. Daha şu gün olmuş altyapımız yok. 2015'te de altyapı yeni yapılıyoruz aynı zeci. Evet. Evet. Zor zekat altyapı yok. Sular normal gelmiyor. Sularımız. İçme suyu mu? Ya içme suyu. Evet. Geçen sene kuraklık vardı, çok sıkıntı çektik. Evet. Gittim Ziya Bey'le kavga yaptım. Kaskide Ziya Bey var. Evet. Su işleri müdürü. Evet. Bana ne diyor? Sana diyor, sonta suyu getirek. Sondaş evet. Efendim, getirsin. Yayla benim, su benim. Evet. Ele devretmişsiniz. Evet. Ben başka yerden su kaynağı aramıyorum. Suyu kendi yaylamın yani, suyunu, evet. Evet. Bak Çarak mı var, köyü var. Evet. Gider belediyeye der ki seninle birleşeceğim. 5 yıl oldu suyu alalım. Evet. Yeletir Gürlağ'ın gözüne. Gürlağ'ın derdik bizim 3 tane. Evet. Ya bizim yayladan çıkıyor. Evet anladım. Dayar suyu alır bizim boru yukarıda kalır. Talili bize atıyor. Evet. Bize su gelmiyor. Oraya vazda gidiyor bize gelmiyor. Oranın 200 seçmeni var. Benim 671 seçmenim var. Kaç nüfusu var buranın? 671 seçmen. Bayağı, 2000'e yakın nüfusu var. 2000'e yakın nüfusu var Sayın İzleyiciler. İşte biz mutlaka bir sefer belediye binasını gördüm, atıl durumda olmuş. En azından buraya bir hizmet binası görevli vermesi lazım. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Yani biz kapanan beldelerde belediye muhtar arkadaşlarımız mutlaka ilçe belediyesinde görevli bir personel olarak da görev yapmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Şunu da söyleyeyim, mezarlıklarımıza acınacak durum var. Kabristanlıklar. Evet. Neden 100 yıl geri dedim? Almanya'ya git hep çiçek, temiz. Bakımlı. Yollar hep parkede asfalt yapılmış değil mi? Asfalt hep gül, çiçek ya mezarlık. Evet. Yani mezarlığa gittiğinde içini açılıyor değil mi efendim? İçini açılıyor. Bizim mezarlıklara git,
insan boyu ot. Evet. Bu sene kavga yaptık. Evet. Diyorum ki ya yapıştır. Evet. Temizle. Belediye sık. Gelmiş üçte birini biçmiş. Evet. Bak alıyorsun. Alıyoruz işte. Bir daha gelmiyor adam. Bir daha gelmiyor. Ondan sonra dedim ki kardeşim bak. Evet. Sen ot makinesini bize ver. Evet. Ben biçtireyim. Benzinin de ben alayım. Evet. Aldım da cebimden. İşçileri de ben karşılayayım. İşçileri. Ondan sonra makineye getirdiler, yoğunuz yoğunuz attılar. Evet. Boğun içinden otunu temizle diyor. Evet. Arefe günleri insanlar geliyor mezarına. Mezarın başına varamıyor Süleyman Bey. Değil mi? Evet. Saygı seyirciler. Mezarlık... Temizlik yok. Köyümüzde hiç temizlik almayın. Yine buranın... Evet. Muhammed Bey teyzeme bir çevirir misin? Evet. İsim çöp bidonları. Teyze... Yeter Temel. Yeter Temel. Evet. Siz de Almanya'da muhtarımızın Ahmet Temel'in eşi saygı seyirciler. Temizlik yok diyor. Evet. Temizlik Almanya'da yok, böyle bir mahalle gördün mü? Böyle görmedik ama burada çok biz... Süleyman Bey. Temizlik işi hiç yok. Çöp kutularını hep dışına evet. atıyorlar. Siyerek koyuyorlar. Bir oraya bir deş oraya. Ama her kapıya her şöyle bir caddeye koyacaklar. Millet içine atacak. Dışına atıyorlar. Bir de günlük yazık. Toplanması lazım. Doğru mu efendim? Günlük değil. Haftada bir kere geliyorlar. Onda almıyor. Evet. Dışından hiç alan yok. Evet. Çok Süleyman Bey. Temizlikten evet. hiç şeyim yok benim. Emin değilim. Evet. Kaymakamın huzurunda belediye başkanıyla şu yol oldum bak. Neden diye. Neden? Alıyorsun. Alıyoruz hepsini efendim. Avşar Obası'nda başıboş köpek hayvanlar evet. çuvalmış insanlara saldırıyor. Evet. Çanakkumar'da bir bayanı boğdu, köpekler öldürdü. Öldü mü? Öldü. Çalak ne zaman? İki yıl. Haberimiz olmadı. O köye mutlaka gidelim mahalleye. Evet. Bak yine, köpek öldürdü. Avşar Obası'nda iki insana saldırdı geçen sene. Ben muhtar olduktan sonra. Evet. Kadının biri korktu. İnanırsam oksijenle yaşıyor. Ayağa kalkamadı da. Evet. Kaymakamın huzurunda üç sefer dilekçe verdim. Kaymakama ki Avşar Obası'nda başıboş köpek hayvanları toplansın. Evet. Belediye toplasın. Dilekçeye veriyorum, red geliyor. Bana niye red geliyor? Cevap geliyor. Ne diyor? Ne bak. Diyor? Köpekler doğada yaşamaya hakkı havadan helikopterle kuduz aşı satacağız. Hiç atılmadı da. Havadan helikopterle kuduz atışı mı alsınız? Ya. Köpekler onu yiyecek, kuduzlaşmayacak, aşıyı yiyecek. Adamları mı öldürecek? Derken bak, bayanları parçalayasın. Evet. Kaymakamın huzurunda dedim ki, kaymakam bey ben sana 3 sefer dilekçe verdim. Evet. Başıboş köpek hayvanları toplansın. Evet. Bana ne diyor, sen topla, belediye başkanı evet. komisyonunda, ben varayım kamyonla alayım. Ya kardeşim benim elimde ne var, benim itçi mi var, köpek tutulur mu? Gelecek senin görevli adamların icabinde uyuşturucu ha? sıkacak, toplayacak, arabaya götürecek. Evet, buradan Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık'a sesleniyoruz araştırmacı evet. gazeteci olarak. Sayın Başkanım, muhtarlarımızın ne personeli var, ne aracı var, ne de yakıtı var, ne de bir maddi geliri var. Sadece devletin vermiş olduğu aynı ödenek var. 870 lira. O da muhtarlarımızın misafirlerine izzet ikramları, yol... masrafları, yakıt masrafları, telefon, internet masrafları. Doğru mu efendim? Öyle, yani olaya yetmiyor. Yani belediyenin her şeyi var. İller Bankası'ndan buradaki nüfusa göre aylık ödenek geliyor belediye başkanına. Doğru mu efendim? Tabii. Yani buradaki başıboş köpekler işte yakındaki mahallede bir bayanı parçalayarak öldürmüş. Öldürdü. Doğru mu efendim? Öldürdü. Evet. Yani buradan bir ille vatandaşımızı öldürsün. Görüyoruz başıboş köpekler. Biz de korkuyoruz bazen. Doğru. İnsanlara saldırıyor vallahi ya. Evet. Gece inen ki çıkmıyor. Onu yakmayalım. Bir nesi ona yasak efendim. Dur. Yakma. Evet. Dursun. Evet. Bak, evet. Ben de konuşayım. Dur. Muhammed Bey çevir. Bir yengeme çevir. Evet. Ben kayınbabamın ilk geliniyim. Alayanın büyüğüyüm. 20 sene sonra gittim. Bu Almanya'ya gitti. 20 sene sonra Almanya'ya ben de gittim. 15 sene kaldım. 2 yıl sigortalı çalışmışlığım oldu. Ondan sonra çocuklarımı oraya yerleştirdim Allah'a şükür. Çıktım geldim geri buraya dolandık çendik bu köye geri geldik. Evet. Çocuklarım da hep orada kaldı. Tekrar nasibimiz bir miktarlık oldu. Su bitti lan. Bir dakika sonra. Sonra. Su çalışıyor su bitti. Evet. Hemen geleceğim hemen bir dakika. Evet kapatalım Muhammed Bey. İkinci yerden başlarız.